Bu video Kıbrıs Taksi'nin katkılarıyla sunulmaktadır. Turlar hakkında detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0533 866 3640 numaralı telefonumuzdan ve www.kibristaksi.com web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Salamis Antik Kenti, Magosa'nın 6 kilometre kuzeyinde Kanlıdere, Pedios Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Bronz Çağı sonlarında kurulan Salamis Kenti'nin kuruluş efsanesine göre kurucusu Teukros'tur. Atina yakınlarındaki Salamis Adası'nın kralı Telamon'un oğlu olan Teukros, Troya Savaşı sırasında kardeşi Ajax'ın intiharını engelleyemediği için babası tarafından memleketinden kovulur ve buraya gelerek kenti kurar. Salamis'teki en erken buluntular M.Ö. 11. yüzyıla aittir. Nekropolis'ten elde edilen verilere göre bu dönemde kentte Fenike tesiri hakimdir. M.Ö. 708 yılından itibaren ise tüm ada ile birlikte Salamis'te Asur hakimiyetine girmiştir. Kent 669'da sona eren Asur hakimiyetinin ardından bir müddet bağımsız krallık olarak yaşasa da sonradan Mısır hakimiyetine girmiştir. M.Ö. 525 yılında ise Mısır'ın Perslerin eline geçmesiyle birlikte Kıbrıs'ta Pers yönetimine girer. M.Ö. 76-77 yıllarında meydana gelen depremler nedeniyle kentin tahrip olduğu antik kaynaklarda bilinmektedir. Kent yeniden imar edilse de 332-342 yılları arasında yaşanan depremler sonucunda oturulamaz hale gelir. İkinci Konstantinus daha küçük bir plana göre Konstantia adıyla kenti yeniden kurar. Yeniden kurulan kent Kıbrıs adasının başkentliğini Baf'ın elinden alır. 647 yılından itibaren başlayan Arap akınları, ayrıca depremlerin neden olduğu yıkım ve limanın dolması sebepleriyle Salamis terk edilir. Salamis'i terk edenlerin Magosa'ya yerleştiği düşünülmektedir. Kuzey Kıbrıs'taki en önemli ören yerlerinden birisi olan Salamis kenti, 1952-1974 yılları arasındaki kazılarla kısmen açığa çıkarılmıştır. 1974 yılında kesilen kazı çalışmaları 1998 yılından beri Ankara Üniversitesi tarafından yeniden başlatılmıştır. Ören yerinde görülebilecek yapı kalıntılarının tamamı Roma dönemine aittir. Söz konusu yapılar, jimnasyum, forum, agora ve hamam gibi kamu yapılarıdır. Salamis Jimnasyumu şehrin kuzey ucunda yer alır. Bu alanda yer alan bir yazıt vasıtasıyla burada M.Ö. 2. yüzyıla ait Helenistik bir jimnasyumun var olduğu anlaşılmaktadır. Sadece üç tarafı revaklarla çevrili olan Helenistik yapının depremler sonucunda yıkılması üzerine Augustus devrinde tamir edilerek bir de doğu revak eklenir. 79 yılındaki depremlerle bir kez daha zarar gören jimnasyumu Traianus ve Hadrianus dönemlerinde bazı ilavelerle yeniden tadil edilir. Dört tarafı sütunlu revaklarla çevrili palestranın kuzey ve güney ucunda yer alan, etraflarında heykeller bulunan havuzlar bu dönemdeki eklemelerdendir. 332-342 yılları arasındaki depremlerle yeniden hasar gören jimnasyum, erken Bizans döneminde 2. Konstantinus zamanında sadece hamamdan ibaret olarak yeniden inşa edilir. Salamis Tiyatrosu, jimnasyumun güneyinde yer almaktadır. İlk kez Augustus döneminde inşa edilen tiyatro, 1.-2. yüzyıllarda yapılan plan değişiklikleriyle son şeklini almıştır. 4. yüzyıldaki depremlerle yıkılan yapının taşları, erken Bizans dönemi hamamlarının yapımında kullanılmıştır. Temelde 3 bölümden oluşur. Sahne binası, orkestra ve oturma yerleri. Hem performansların gerçekleştirildiği hem de kulislerin yer aldığı freskler, nişler
heykeller ile süslenmiş sahne yapısından günümüze sadece temeller ulaşmıştır. Bir zamanlar üzerleri beyaz kireç kaplı olan oturma yerleri 50'den fazla sıra içermesine karşın bunlardan çok azı korunmuştur. Tiyatronun 15 bin kişilik bir kapasitesi olduğu düşünülmektedir. Yapılan onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarının ardından bu tiyatro çeşitli kültür ve sanat aktivitelerinin gerçekleştirildiği yaşayan bir mekan olarak halen hizmet vermektedir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.